Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba kardeşim. Yeni videolarını hiç kaçırmıyorum. Bu kanalı iyi ki açmışsın. İsmimin gizli kalmasını istiyorum. Sınıf arkadaşlarımdan da senin kanalını izleyenler var. Ben olduğumu anlamasınlar. Siz adıma kader deyin. Zaten bu yaşananlar kader değil de nedir? Annemin bir komşusu vardı. Bu kadının iki kocası vardı. Erkeklerin çok evli olduğunu duymuşsunuzdur ama kadını duymamışsınızdır. Ben de sizin gibi ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Aynı anda kalmıyorlar evde ama bir gün o adamı görürdük, bir gün diğer adamı. Biri resmi evliliğiydi. Onunla boşanmadan biriyle daha görüşmeye başlamış. Gizli saklı bir şey de yok. Adamların birbirinden haberi vardı. Resmi evliliğinden bir oğlu, diğerinden de bir oğlu bir kızı vardı. Bu kadın bizim binaya taşındığında çok büyük olay oldu herkesin bir numaralı gündem maddesi bu aileydi. Duydunuz mu kadının iki kocası varmış diye herkes birbirine anlatıyordu. Annem de beni sıkı sıkı tembihledi. O kadına gitmek gelmek yok. Beni özellikle uyardı. Çünkü kadının kızı benimle yaşattı. Arkadaş olmamızı baştan engelledi. Birkaç hafta sonra kadın bize geldi. Markete gidememiş, varsa bir bardak toz şekerinizi alabilir miyim dedi. Annem de veremem diyemeyeceği için kızım şuna şeker doldur da getir dedi. Ben doldurana kadar onlar da iki dakika sohbet ettiler. Kadın benim de kızım var arkadaşlık etsinler dedi. Annem de benim kızım dersleri çok yoğun yoksa ederlerdi iyi olurdu dedi. Halbuki annem baştan tembihledi görüşmeyelim diye. Kadın da biraz yüzsüzdü. Olsun olsun. Vakit buldukça görüşsünler. Birbirlerine destek olurlar. Biz de buraya yeni taşındık. Ne demişler? Ev alma, komşu al diye konuştu. Kadın gidince annem tekrar uyardı. Bak asla görüşmeyeceksin. Evlerinde kim olduğu belli değil dedi. Tamam anne dedim. Merak etme. Benim annem de o ara yarım gün çalışıyordu. Öğlen gidip akşam geldiği bir işi vardı biraz da onun için aklı bende kalıyordu. Bir hafta içi annemin işte olmadığı zaman kapı çaldı. Benim yaşlarımda bir kız, o kadının kızıymış. Annemler evde yokmuş da o gelene kadar sizde dursam olur mu dedi. Ben cesaretine de hayran kaldım. Üç gün dışarıda kalsam kimseye gidip sizde durabilir miyim diyemem. Nasıl bir cesaret, nasıl bir özgüven diyorum kendi kendime. Geç buyur dedim. İki kahve yaptım, sohbete başladık. Kız o kadar çok durdu ki annemin işten çıkış saati yaklaştı. Annem şimdi gelse, kızı burada görse beni öldürür diye geçiriyorum aklımdan. Artık sohbeti bıraktım ki kız anlasın da gitsin diye. Yok anlamadı. Konuştu da konuştu. Sonunda o korkulan an geldi. Annemin anahtarının sesini duydum. Begerimden hemen zıpladım. Kapıya koştum. Annemi girişte sakinleştirecektim içeriye bir anda girip şok olmasın diye. Ben girişe koştum. Annem ayakkabıyı görmüş zaten. Kim var dedi. Yeni komşunun kızı var kapıda kalmış buraya gelmiş dedim. Annesi evde balkonda gördüm ne kapıda kalması dedi. Gelmişlerdir o zaman dedim. Sonra içeri girdim. Annen gelmiş dedim. Bir git demediğim kaldı kıza. Ben kalkayım o zaman. Teşekkür ederim. Ama sen de bize gel mutlaka dedi. Gelirim inşallah dedim gönderdim. Bundan sonra da kapıyı açmamaya karar verdim. Evde yok gibi yapacaktım. Annemin de içi ancak öyle rahatladı. Bir gün bakkaldan gelirken annesi gördü. Bize gel müsaitsen kızım evde dedi. Yok dedim işlerim var başka zaman gelirim. Ben eve girdim 5 dakika sonra zil çaldı. Kızı gelmiş. Açmasam olmaz. Daha yeni gördüler girdiğimi. Dedim yine de açmasam mı? Duştaymışım gibi falan düşünseler, gitseler. Ama gitmedi. Sonunda açtım kapıyı. Ben banyoya girecektim tam dedim. Hani bekliyorum ki o zaman ben gideyim desin. Olsun ben beklerim dedi içeri girdi. O evdeyken banyoya girmem zaten. Neyse ben sonra girerim artık dedim. Bana okuldaki sevgilisini anlattı Uzun Uzun. Daha onunla ikinci konuşmam. Böyle özel şeylerini anlatmaya başladı. E, ee, senin var mı sevgilin dedi. Yok dedim. Sen de abim gibisin dese dedi. Araya abisinin lafını sıkıştırması beni huzursuz etti. Beni abisini ayarlamaya falan geliyor bu dedim. O gün kısa kestim konuyu. Başım ağrıyor, hastayım diyerek onu annem gelmeden yolladım. Ondan sonra uzun süre gelmedi. Ben artık gelmez o dediğim zaman yine kapıda belirdi. Kendi evlerine davet etti. Ayaküstü kırk yalan söyledim gitmemek için. Tamam o zaman bugün olmasa da yarın seni kesin bekliyorum dedi. Yapıştı yakama kurtulamıyorum kızdan. Ertesi gün yine kapıda beni çağırmaya gelmiş. Gideyim de sussun artık dedim. Yarım saat oturur geri dönerim. Ne olacak ki yarım saatten? Evde annesi eşlerinden biri olduğunu tahmin ettiğim bir adam ve abisi vardı. Biz onun odasına geçtik. Kahve yaptı annesi. Arada bir abisi bir şey istemeye geliyordu. Şarj aletim burada mı? Kitabım burada mı falan. Sonra burası çok ürkütücü. Kendimi bir anda evimde buldum. Uykudan yeni uyanmış gibiydim ama rüya görmedim ben. Onların evine gitmiştim. Geri nasıl döndüm hatırlamıyordum. Saçımın ucu da kesilmişti. Bir tutam kesilmiş. Annemin gelmesine bir saat kalmıştı. Hemen yukarı çıktım. Ben burada değil miydim? Nasıl eve indim dedim. Kız da sen bize hiç gelmedin dedi. Ama hatırlıyordum geldiğimi. Üstelik saçım da kesilmiş. Eve döndüm. Kızacak diye anneme de anlatamadım. İçim içimi yedi. Ne yaşadım belli değil. Sonra onların evine kendi ayağımla gitmeye başladım. Çünkü abisinden çok hoşlanıyordum. Her fırsatta onlara gittim. Abisiyle mesajlaşmaya başladık. Çıkma teklifi etti, kabul ettim. Annemden gizli gizli görüştük. Canımı verecek durumdaydım onun için. Annesini çok sevmeye başlamıştım. Kızı da öyle. Abisiyle dışarıda da görüşüyorduk. O gün sinemaya gitmiştik. Dönüşte köşe başında başka bir komşu görmüş bizi. Annem işten gelince bize gelip anneme anlattı. Annem kadın gidince öyle dövdü ki beni. Ben sana görüşmeyeceksin demedim mi? Sen bir de abisiyle görüşmüşsün diye. Annem işi bıraktı bu yüzden. Başımdan bir an olsun ayrılmadı. Çok baskı yaptı bana. Ben de mesaj attım abisine. Ben çok kötüyüm. Annem beni bırakmıyor. Beraber kaçalım dedim. İnanamıyorum bunları yazdığıma. Cevap geldi. Akşam bir bahaneyle dışarı çık. Ben seni kaçıracağım diye. Ufak bir çanta yaptım. Annem uyuduğu sırada evden kaçtım. Annemin ne hale düşeceğini umursamamıştım bile. Dayısının evi vardı. Beni oraya götürdü. Bir gün orada kaldık. Sonra beni evime tekrar götürmek istedi. Annem beni öldürür. Beni geri götürme dedim. Annem polise haber vermiş. Başım belaya girecek götürmezsem dedi. Çaresiz geri döndüm. Annem hem sevindi hem de çok kızdı. Kabus gibi bir gündü. Bunlar senin aklını başından almış kızım. Seni okudular mı, üflediler mi? Sen böyle değildin dedi. Onları suçlayıcı en ufak kelimesinde çıldırıyordum. Annemin üstüne yürüdüm bu yüzden. Bir gün annem beni hocaya götürmek istediğini söyledi. Karşı çıktım. Ben hiçbir yere gelmiyorum dedim. Annem rüyasında bana büyü yapıldığını görmüş. Benim rüyalarım boş çıkmaz dedi. Beni zorla bir hocanın yanına götürdü. Hocanın evine girmek istemedim. Kapıda bağırmaya başladım. Ben bu eve girmem. Bu evde şeytanlar var dedim. Hocayla birlikte beni eve soktular. Evin her yerinde yılan, çıyan görüyordum. Evden kaçmak için uğraşıyordum sürekli. Hocanın elleri boşken yılan tutuyormuş gibi görüyordum. Üstüme üstüme geliyordu o yılanlar. Ama elinde yılan falan yokmuş hocanın. Bana uzun bir bakım yaptı, üstümde büyü olduğunu söyledi. O gün saçımdan kesip bana büyü yapmışlar. Ailecek büyücüymüş onlar. Kadın da o iki adama büyü yapmış. Adamların parasını yemek için kendisine bağlamış onları. Kız desen o da aynı. Ailesiyle işbirliği yapıyor. Abisi de benden etkilenince bana büyü yapmış. Niyeti de evlenmek değil. Ben bunları duydukça kızdım hocaya. Yalancı, sahtekar, şarlatan dedim. İnanmıyordum hiçbir dediğine. Gerisini hatırlamıyorum. Bayılmışım. Haftanın 3 dört günü hocaya gider olduk. Büyüyü çözdü. Annem kapılarına dayandı. Ne rezillikler çıktı. Hepsi de benim yüzümden. Gül gibi yaşayıp giderken Arap saçına döndü her şey. Adım çıktı mahallede. Bir yaptıysam bin söylediler. Evlerine gitmişim kalmışım. Annemden gezi nikah kıymışım. Yok oğlandan hamileymişim. Bu dedikodular intihar noktasına getirdi beni. Onlara kapıyı açtığım güne lanet olsun. Elim kırılsaydı açmasaydım. Oğlanın annesi adı çıkardı gerçi? Kimsenin suçu yok. Biz kovuyoruz, kız bize geliyor, yakamıza yapıştı demiş. Millet bunu duyar da durur mu? Bizim uğraşacağımız insanlar değil. Onların dilinden konuşan biri lazım onlara. Ar namus bilmeyen. Ama biz öyle değiliz. Onlar konuştu, biz utandık. Onlar yaptı, biz utandık. İyice kabuğumuza çekildik. Üstümüze geldikçe geldiler.'' Büyünün etkisi bitince gözüm açıldı. Annem beni suçlamayı bıraktı. Elimde olmadan yaptığımı anlayınca bana kızdığı için pişman oldu. Annem endişelerinde haklıydı. Öyle kötü devirde yaşıyoruz ki kime güvenelim? Kaç yıl geçti? Onlarla mahkememiz hala sürüyor. Bir onlar itiraz ediyor, bir biz. Yargıtay'da dosya şu an. Oradan hemen taşındık. Yavuz hırsız ev sahibini bastırdı. Kaç yıldır oturduğumuz mahalleden kaçar gibi ayrıldık. Sanki onlar haklıymış da biz suçluymuşuz gibi. Annem belki tecrübelerinden, belki hissiyatından bunların kötülüğünü anlamıştı. Oraya gitme kızım, onlarla görüşme kızım dedi. Ben de ne olacak sanki yarım saatten diye gittim. Başımıza da gelmeyen kalmadı işte. Anneler buna hep karışır, arkadaşlarımıza laf eder. Onunla görüşmeye, buraya gitme der. Bir bildikleri varmış. Şimdi annem bana şununla bir daha görüşme desin. En yakın arkadaşım da olsa bağımı koparırım. Onu dinlememenin cezasını çektim çünkü. Sizin de anneniz arkadaşlarınıza karışıyorsa, bu çocuğu gözüm hiç tutmadı diyorsa onu mutlaka dinleyin. Asla zararlı çıkmazsınız. Çünkü anneler hisseder. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.